Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iklimi gibi insanların da ahlak ve sapmışlık bakımından çöl olduğu bir devirde Rabbimizin alemlere rahmet olarak nitelendirdiği ilahi bir emirle 12 Rabiül Evvel 571 tarihinde zuhur ederek tüm zaman ve mekanları şereflendiren en sevgili kuldur. Teşrifiyle levlake levlak sırrının zahir olmasına kainatın yaratılış gayesinin vuku bulmasına milat olan Efendimiz peygamberlik zincirinin en son halkası olmasıyla da nurlu nübüvvet silsilesini tamamlamıştır. Peygamber Efendimiz kendisinden önce görevlendirilmiş diğer tüm peygamberlerdeki güzel hasletlerin hepsine sahip ve onların üstlendikleri tüm sorumlulukları kapsayan bir ulviyette yaratılmıştır. Bu yüzden Yüce Allah peygamberimizi yeryüzünde bir topluluğun değil tüm cihanın nebisi olarak görevlendirerek ona evrensel bir sorumluluk yüklemiştir. Peygamberimizin kendisine atfedilen bu kutsal vazife süresince kadınlara, kız çocuklarına, kimsesizlere, kölelere ve hatta kendi dininden olmayanlara karşı eşit mesafede yaklaşımı tüm zamanlara örnek bir anlayış timsalidir. Onun her türlü ırkçılık anlayışı ve sosyal statülü ayrıcalığı konusundaki kesin yaklaşımı Müslümanlar için en ideal reçete olan Veda hutbesinde Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur, üstünlük ancak takva iledir şeklinde kesin hükümlerle dile getirilmiştir. Denilebilir ki önce onun öncülüğünde başlayan değerlerle bütünleşme ve farklılıkları zenginlik kabul etme erdemliliği ile insanlık en parlak dönemlerini yaşamıştır. Onunla birlikte yaşama ahlakının benimsendiği çağlar boyunca da yaşanacaktır. Bu bağlamda kendisini en büyük ekol olarak peygamberimizi seçen Osmanlı Devleti, bu örnek alışın sonucunda farklı dil, din, kültür ve ırktan olan tebaasını hoşgörü ve adaletle yönetmiştir. 21. asra ayak bastığımız bugün de tarihimizde gördüğümüz İslam medeniyetinin izleri sayesinde ecdadımız camilerin yanına kilise ve havraları inşa ederek peygamberi bir ahlaka sahip olduğunu kanıtlamıştır. İşte bu güzel ahlak anlayışının temellerini atan, çağlar öncesinden meşazını tüm çağlara duyurabilen bir peygamberdir. Peygamberimizin hicret esnasında bir Yahudi rehberden yol tarifi alması, çağımız insanına millet ayrımı yapmaması konusunda verilebilecek en güzel misallerdendir. İnsanların verilen sorumluluğu yerine getirme konusunda istenilen ehliyette olmasının yeterli olacağı böylece vurgulanmıştır. İnsanlığın peygamberle yaşama ahlakını şekillendiren en önemli unsurlardan biri de kadınlara karşı sergilenen tutumlardır. Yaşamının her safhasıyla farklı zaman ve mekanlara aynı çağrıyla en güzel örnekleri sunan peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma geldiğinde onu ayağa kalkarak karşılaması kadınlara verdiği öneme güzel bir vurgudur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlaki en iyi olandır. Sizin en hayırlınız da kadınlara karşı en iyi olanınızdır. Hadisi bu konuya binaen söylenmiştir. Dünyanın yeniden saadet asrını yaşaması için en etkili çözümleri üreten Efendimizin bu hassasiyeti kadın ve kız çocuklarına hala zulmeden insanların bu zulmünden vazgeçmeleri için yeterli bir gerekçedir. Peygamberimizin örnekliği kadınlara verdiği değerle sınırlı değildir. Elbette peygamberimiz elinin altında bulunan cariye ve kölelere de son derece şefkat ve merhametle yaklaşmış. Yalnızca işini değil, bir dilim ekmeğini, bir hurmasını dahi onlarla paylaşmıştır. Peygamberimizin iş adamlarına hitaben yediğinden yedir, içtiğinden içir. Yediğinden giydir, fazla yükleme hadisi bu konuya dikkat çekmektedir. Din kardeşiyle bu münasebette Muhammedi bir hayat yaşama gayretinde olan çağımız insanının misafirsiz oturmadığı sofralar, o çağlardan bize kalan önemli hasletlerden biridir. Zira peygamberle yaşama ahlakını şekillendiren elzem sonuçlardan biri infak ve paylaşmadır. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler. Bakara suresi 3. ayeti kerimesi bu hasreti içselleştirenler
içindir. Günümüzde hatırlanması en çok lazım olan diğer bir konu ise komşuluk ilişkileri ile akraba ziyaretleridir. Peygamberimiz komşuluk haklarına sahip çıkılması konusunda son derece kesin hükümlerle bizlere telkinde bulunmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuya mirasçı kılacak zannettim. Sözü asrımız insanının komşularıyla yeniden kaynaşması için söylenmiştir. Peygamberimizin Kur'an merkezli yaşadığı ve böyle yaşanılmasını telkin ve tavsiye ettiği hayatı hepimizin ihtiyaç duyduğu en muazzam yaşam şeklini resmetmektedir. Andolsun ki sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını uman ve Allah'ı çokça zikredenler için Resulullah'ta üsve-i hasene vardır. Ashab suresi 21. ayeti bu konuda söylenmiş en güzel kelamdır. Bu eşsiz sanat harikasından feyizlenmek peygamberin şefaatini umanlar, onu arayanlar ve nihayet bulanlar için bir vesiledir diyor. Bu mübarek ahlak abidesinin himmetine mazhar olabileceğimiz salih ameller Cenab-ı Hak'tan dilerken şairin şu dizeleri ile sözlerimi noktalıyorum. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir eşeriyat. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret.